Wer, wer? herkese çok selamlar başlıyoruz. Evet şimdi kripto piyasasındaki sıkıcılık bir fırtına öncesi sessizlik mi ki genelde böyle olabiliyor ama bugün özellikle son zamanlarda yatırımcısına güzel kazandıran Ripple XRP ile ilgili bu onun özelinde olan bir boğa yükselişinin devam edebileceğini gösteren 3 önemli işareti önelik Coin Telegraph'ta önemli bir analiz yayınlandı. O önemli analize göre de 3 işaret var o 3 işarete bakacağız ki ayıp piyasasında da aynen kazanmaya devam edelim. Ki Ripple XRP'de boğa filamasıyla breakout yapabilir de deniyor. O yüzden bu videoya çok dikkat. Kulakları aç ve gözleri de sakın ekrandan ayırma. Bu arada hemen hatırlatayım. Ledger yarışmasını bu videolarda hatırlatmayı unuttuk ama dediğimiz gibi bu, bu cuma yarışmayı sonlandıralım. Katılmak için de kanala abone olup uzun veya kısa yorumlarını mutlaka yaz ve bu, bu, videoyu like edip kanalın bildirimlerini aç. Evet herkes hazırsa ne yapıyoruz? Bam bam başlıyoruz ve yine söyleyelim anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil diyerek olaya bağım güm girelim. Kanka şimdi şöyle bir sesimizi kısalım. Ripple XRP'nin yükselişe devam edebileceğini gösteren üç önemli işaretten. Tabii en önemlisi nedir? Ripple şirketine açılan dava. işte SEC'nin açtığı dava. Ama orada SEC fena şekilde köşeye sıkıştı. Hatta SEC'nin o dönemki başkanın Ethereum üzerine çalışan bir şirketten para yediği iddiaları var. Ki bu iddialara yönelik gizli saklı tutulan SEC meyilleşmelerini SEC gizli tutmaya devam etmek istemişti. Ama davanın yargıcı hayır dedi. Hayır sen bunları mahkemeye vermekte sorumlusun dedi. Şimdi SEC ne yapacak çok merak ediliyor ama XRP'nin davayı kazanma ihtimali bile XRP'ye %25 bir rally yaptırdı. Yani bu konuyu zaten detaylıca ele aldığım bir video var kanka. Açıklama kısmını unutmazsan linkini eklerim. Tıklayıp oradan izleyebilirsin bu videodan sonra. Ama şu an Ripple'ın XRP'si yatırımcıların sahip olduğu mahkemeye kazanabilir inancıyla kripto piyasasında dönemsel olarak en büyük hikaye sahip kripto diyebiliriz. Evet. Evet. ama burada 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 işte Burada şöyle bir olay devreye giriyor. Burada hemen ben araya girip aslında Ethereum'dan çok kısaca bahsedeceğim. Ethereum'da Proof of Stake e başarıyla geçişiyle birlikte hikayesi bitti gibi düşünebiliriz değil mi? Dile kolay 3 yıldır bekliyoruz. Ama doğru tamam kısmen doğru Proof of Stake e geçti ve bitti. Ama başarıyla bitti ve Ethereum'da gelecekte kurumsal yatırımcıların Ethereum'a akabileceğini, Ethereum'a fiyatını çok başka yerlere götürebileceğini ben tahmin ediyorum. Hiç kimse bir yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi riskini kendisi gözetmeli kesin olacak demiyorum. Ama yani baktığın zaman nitekim de işte CoinDesk'e de mesela Ethereum'da Proof of Stake'e geçişin kurumsal yatırımcıyı nasıl tetikleyeceğini anlatıyor. Fakat bu olay şimdilik beklemeli. Çünkü çünkü gerek ayı sezonu gerek gerek gerek. Ethereum'un Proof of Stake e geçişiyle birlikte merkezileşmesine yönelik iddiaların orada bir tamamlanması gerek. Bu iddiaların tamamen bitmesi gerek. Burada da Ethereum'a birazcık zaman vermemiz gerekiyor. Yoksa e, mesela Ethereum'un Proof of Stake e geçişiyle birlikte artık ne kadar kıtlaşacağını, piyasaya daha az basılacağını, ultra sound'manın da görüp zaten eski Proof of Work haliyle karşılaştırabiliyoruz bak. Şöyle simulate ettiğimiz zaman ne kadar arada muazzam fark var gerçekten neyse tabii bu videonun konusu illaki Ripple XRP ve oradaki 3 işaret bu aya devam edebileceğini yönelik 3 işaret. Ama Ethereum'a karşı da dikkatini kaybetme. Gözüm bir yandan da orada olsun demek demek için buna bu videoya bunu eklemek istedim. Bu arada Ripple XRP'deki bu aya devam edebileceğini gösterebilecek diğer iki işarete geçeceğim. Ama öncesinde öncesinde şöyle bir ekranı veriyorum. Şimdi şöyle CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte 634 milyon dolarlık alım satım hacmi olan ve içinde birçok kriptoyu barındıran Bybit borsası ki CEO'sunun da CNBC'de CNBC International'da görüşlerini paylaştığı paylaşabildiği bir borsadan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada işte o Bybit borsası ayı sezonunda madem piyasa cacık piyasada hareket yok işte o Bybit borsası ne yaptı? Kripto sözlüğü özel bir kampanya yaptı ve ben de paylaşmak istedim. Hatta çok önce yapıldı aslında ama ben anca paylaşabildim. Burada yazana göre kanka 31 Ekim'e kadar özel tasarım sweatshirt ve yeni model e, Apple Watch SE kazanma şansı var. Toplamda 4 adımda katılmak isteyenler e, bu e, 4 adımı yapmalı. Bunu söyleyeyim. Birincisi Bybit'e bu videonun açıklama kısmından kısmındaki linkten üye olup birinci seviye kimlik doğrulamayı yapmak gerekiyor. Arkasından ikinci olarak açıklama kısmına eklediğim bu linkte bu ekranda gördüğün linkteki turuncu ile görülen şimdi katıl'a tıklamak gerekiyor bunu söyleyelim ve üçüncüsü Üçüncüsü ilk depozit işlemini gerçekleştirmek e, gerekiyor. Bu da bir minik bir rakam e, olabilir. Burada zaten detaylar yazıyor. Dördüncüsü de herhangi bir spot çiftliğinde çiftinde ilk spot işlemini yapmak gerekiyor. Dediğim gibi yani burada detaylar var. Bunlar minik rakamlar olabilir. Bunları yapan ilk 10 kişi e, na, pardon ilk 10 kişi değil. Bunları yapan 10 kişi Bybit'ten sweatshirt ki o da özel seri olacakmış muhtemelen şöyle bir şey kazanacak dostlar. Ve tabii ayrıca 31 Ekim'e kadar da e, her e, 50 İlk spot işlemini gerçekleştiren kullanıcı için Bybit'te bir adet Apple Watch SE hediye edecek burada yazanlara göre. Tabii ben şunun detayını vereyim. Burada ben hani bu kampanyayı düzenlemiyorum. Sadece ayı sezonunda her şey düşerken ya ne yapabiliriz aslında birazcık onu kovalıyorum. Detaylı bilgilerin yer aldığı bu linkten e, linki açıklama kısmına eklerim dostlar. Onu söyleyeyim. Oradan tıklayıp bakabilirsin. Yine üyelik linki de açıklama kısmında. Evet şöyle hatta ekranı büyüteyim. Buradan da detaylar var ama zaten açıklama kısmında linki olacak. Şimdi devam ediyoruz kankalar. Evet XRP'ye dönecek olursak evet 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 coin telegrafın yazısına göre zincirden tekniğe birçok gösterge XRP'nin 2023'e girerken de yani bu süreçte şu bu andan sonra devam edecek şekilde yükselişi de devam edebilir diyor. Bunu söylüyor. Birinci işareti az önce anlattım zaten. İkinci işaret olarak da zaten işte boğa filamasını gösteriyor dostlar. Ve diyor ki ve diyor ki Boğa flamaları güçlü ve yukarı yönlü hareketin ardından fiyatın üçgen benzeri bir aralıkta konsolde edilmesiyle oluşan yükselişe, yükselişin devam edebileceğini gösteren kalıplardır, formasyonlardır diyor. Başka bir deyişle de fiyat önceki yükseliş yönünde kırılabilir. Günlük grafikte XRP Eylül ayının sonundan bu yana benzer bir yapı içerisinde trend gösteriyor. Bu sırada XRP iki kez iki kez breakout yapmaya çalıştı. Şimdi işte yenisini deneyebilir diyor ki aslında olay birazcık teknik analizine baktığımız zaman ortaya çıkıyor. Bak bu da benim analiz tamam mı? Kankalar bak. Şimdi benim analize göre de XRP gerçekten yani bak ta 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 Nisan 2021'den gelen direnç baskısına adım adım nasıl boyun eğmiş görüyorsun değil mi bak? Burada başlamış. Burada. Burada. Bak buralarda Sonra en son nerede? En son buralarda bak. Görüyorsun ya bu bir, yere, bir yerde kırılması gerekiyor. Yani tabii son zamanlarda mahkemeyle gelen olumlu hava ile kırılmaya çalışılıyor. Ki bana kalırsa mahkemeyi Ripple XRP kazanırsa bu direnç gayet kırılabilir. Olayın temel analizdeki gücüyle gücüne de baktığımızda bize aslında bunu söylüyor. Arada müthiş bir korelasyon var bana göre. Ayrıca bak şuna da dikkat etmek lazım. Günlük grafikte bir Golden Cross ihtimali var. Güçlü bir ihtimal var ama yine de tabii ki de özellikle ayı sezonunda Golden Cross tam başlamadan hareket etmek hata olabilir bunu söyleyeyim. Ayrıca bak şöyle bir olay var. Bütün bu anlattıklarıma rağmen bak RSI nerede abi? RSI günlükte sadece 50 nerelerde? 54'lerde bak. Yani teknik analizde önü müsait diyor. İsterse tabii ki de gidebileceği alan var yukarı doğru. Hani şunu demiyorum. RSI şişmiş. Buralara gelmiş falan ne bileyim işte hani her şey tamamlamış öyle bir durumu yok. Ha isterse gidebileceği alan var kesin %100 yükselecek demiyoruz. Bunları böyle bilmek önemli. Şimdi evet devam ediyorum 3. işarete geçiyoruz. Evet o da ekrana geliyor kankalar. Şimdi evet sentimentin analizine göre aslında Ripple XRP yatırımcıları gitgide elinde daha çok XRP tutmaya başlıyorlar diyor. Güçlü bir birikim başlıyor diyor. Kırmızı olan bak şurada kırmızı olan XRP tokenlarının yaşı. Tamam mı? XRP tokenlarının yaşı bu da tabii ki de bize neyi gösteriyor? Yani bu da satın alma fiyatıyla ölçülen blok zincirdeki tüm tokenların aslında ortalama yaşı. Eylül ayından bu yana yükseliyor diyor. Güçlü bir birikim olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca bazı borsalardan dışarı çekilen yüklü XRP'leri de gösteriyor. Dışarı XRP çekiyorlar diyor. Durum bu. Yani şöyle çok kısaca bunları göstermek istedim. Evet ve burada da zaten işte mesela Bitso'dan bilinmeyen bir cüzdana çekilen XRP'leri görüyoruz. Bunlar hep hala devam eden olan olaylar. Ben bunları kısaca anlatmak istedim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sonuçta ortada nasıl bir realite var? Ortada XRP'nin işte boğayı kaçırdığı gibi bir realite var değil mi? Yani kaçırdık boğayı kaçırdı. XRP'ciler gerçekten bence büyük bir yükseliş olursa bunu en yani bana bir coin söyleyin. Onun yatırımcıları en çok yükseliş hak ediyor diye sorun hatta. Ben direkt XRP derim abi. Çünkü gerçekten işte yıllardır SEC'nin davasından önce de davalar var. Florida'da mesela hatırlıyoruz o zaman 2018-2019 yatırımcılar bir araya gelir işte XRP kayıt dışı satış yapıyor diye dava açarlardı ki o zaman da çok fazla bununla ilgili haberler ortaya çıkardı. Aslında burada ben hep şu noktada oldum yani ne kadar oldu dava açılalı? buçuk iki yıl oldu herhalde. Ben hep şu noktada oldum. Yani SEC'nin haklılık payı var. Bak davayı kazanması başka bir şey. Ama haklılık payında olması başka bir şey. Bana kalırsa yıllardır okuduğumuza göre yani davadan iki sene öncesinden beri okuduğumuza göre SS'in haklılık payı var. Sürekli kayıt dışı satış yapılıyor. Haberleri dolaşıyor da. Ama burada hep benim bulunduğum nokta şu. Eğitimlerde de anlattığım şu. Burada XRP'de yani aslında Amerika şunu söyleyecek bana kalırsa hani XRP Ripple hep el altından ne yapıyor? Aman beni suçlu bulursan ben Japonya'ya giderim. Japonya başbakanı çağırıyor zaten X Ripple'i. Ee, ben beni suçlu bulursan ben oraya giderim gibi böyle aba altından sopa göstermeler var. Ben bana kalırsa da burada hani yeni düzen, yeni dünya düzeni kurulurken 90'ların benzerini işte Dotcom'la Dotcom balonuyla birlikte işte o zaman Amerikan hükümeti ne yapmıştı? büyük şirketleri Amazon. O zaman çok küçük. Hatta eski fotoğrafları var internette. Amazon gibi şirketleri siz ne yapıyorsunuz? Benim işte vergi veren mağazalarım var. Bu mağazaların sen işini baltalayamazsın gibi. Daha böyle hani sığ bir kafada yaklaşmadı ve elinde ne oldu? Silikon Vadisi gibi, Google gibi, Amazon gibi şirketler oldu. Aynı olayı şimdi tekrar uyguluyor. Dolayısıyla birazcık Amerika'nın da köprüyü geçene kadar ayıya dayı demesi lazım. Burada da ayı veya dayı işte ne yapması yani ona birazcık yol vermesi gerekiyor bana kalırsa. Sonuçta XRP Ripple her ne kadar merkezi de desek, bir şey de desek sonuçta bir şekilde kripto piyasasında güçlü bir komünite ya da güçlü bir market cap e, elde etmiş durumda. Evet sen ne düşünüyorsun yorumlarını mutlaka yaz özellikle teknik analist tarafı burada gördüğünüz üzere yani bir breakout'u hak ediyor bakalım ne zaman ne zaman yapacak bunu. E, bakalım sen neler düşünüyorsun yorumlarını yaz ve tabii ki de Ledger'ı hatırlatalım tekrar kanala abone ol ve işte bildirimlerini aç yorumlarını dediğim gibi buna destek olmak için de yaz ve e, bil, nedir onun adı işte bu kadar evet bu hepsini söyledim videoyu like et. Evet hoş Check out Candy's Rookie Buck Bow Wow.